<laughs> İlk olarak Onur Özkan'a söz vermek istiyorum. Sara'nın daha izlemediğimiz çok daha meziyeti olduğunu söylüyor İrfan Hoca. Sen ne dersin? Kesinlikle. Aslında Galatasaray'da çok fazla alışkın olmadı bir rolle oynuyor. Yani e, Norwich'teki oynadığı role bakacak olursak genellikle 4-3-3'te sağ iç pozisyonunda kaleye daha yakın bir 8 numara olarak oynadı. Ya da hücumun kanat pozisyonunda oynadı. Kaleye çok daha yakın şekilde Galatasaray'da aslında bir 8 numara diyoruz ama maçta birçok kez Gabriel Saray'ı 6 numara pozisyonu derin oyun kurucu olarak görüyoruz. Yani kaleden bir hayli uzak oynuyor aslında. Ancak bence bu rol ona uygun olmasa da oyununu geliştiriyor. Yani Gabriel Saray'ın Galatasaray'a ilk geldiği günle bugünkü performansı arasında oyun sertliği ve dinamizm anlasın anlamında ikili mücadele sayısı anlamında ciddi bir artış görüyorum. Eğer Gabriel Saray işte İrfan Hoca'nın söylediği gibi Brezilya milli takımını hedefliyorsa mutlaka oyunun bu yönlerini de geliştirmesi gerekiyor zaten. O yüzden de Galatasaray'da Okan Hoca'nın verdiği rolde zorlanıyor evet bunu kabul ediyorum. Ancak bu rol onu daha da geliştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten oyunun hücum yönünde birçok repertuara sahip bir oyuncu. Duran top konusunda tam bir uzman onu söylememiz gerekiyor. Oyun görüşü mükemmel top tekniği zaten çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta geçen ben tweet attım hocam onunla alakalı. Şimdi tipi biraz nostaljik bir tip. Gabriel Sara'nın saçları, bıyıkları falan. Bu 80'lerin Brezilya milli takımındaki oyuncular vardır böyle. Siz 70'lerde, 80'lerde. Ee, hani böyle inceci orta sahalar vardır ama saçlar aynı öyledir. Bıyıklar falan böyle. Biraz nostaljik bir Brezilyalı oyuncu havası da var sahada onu gördüğüm zaman. Şunu söylememiz gerekiyor. Hani ben performansından şu an anlamda mutluyum. Geldiği ilk günden bu yana çok iyi futbolcu olduğunu hep savundum Gabriel Saran'ı. Şu çıkış noktası çok yanlıştı şampiyonshipten bir oyuncu alınır mı ya da şampiyonshipten bir oyuncuya bu kadar para verilir mi ifadesi kullanılıyordu. Bizim o beğenmediğimiz lig son 10 yılda Portekiz'den sonra en fazla oyun satışı yapan lig. Son 10 yılda. Dolayısıyla mesela şu anda Avrupa Futbolu'nu kasıp kavuran Giyokareş. Şampiyonship çıkışlı bir oyuncu. Çok sayıda bunun örneği var. Galatasaray bence son derece iyi bir ligden, son derece iyi bir oyuncu, özel bir oyuncu aldı ve performansı bence daha da artacak diye düşünüyorum hocam? Şampiyonşipten bahsedeyim. Ya şampiyonşip bizim ligimizden belki daha daha bir tık daha üstün bana göre. Bir tık değil hocam kesinlikle. Avrupa'nın bir kere ya, fiziki zirne, yıpratıcılığı ya. Ya en biz fazla liglerinden bir tanesi. söylüyoruz zaten. Tempo hani, anlamında. Birçok hatta neredeyse hepsi tık, Championship takımıyla Süper takımı karşılaştığında e, onların üstün geleceği kesinlikle, bir Kesinlikle kapı. Ya işte oradan adam aldılar. Bana göre bir iyi şey yaptılar. Yani Sarı'yı anlattı. Zaten geldiğinde şöyle söyleyeyim, ilk maçta ilk maçta ben çok beğenmiştim. nesini beğendim. Savunma anlayışını çok beğenmiştim. Sara'nın arkaya geliyordu, libero gibi falan filan. Yani savunma anlayışı çok iyiydi Sara. Ama ben bu maçta evet, atılması gereken bir adam vardı ama maçın adamı bana göre Davinson. E, e, Davinson'du. Yani adam. Yani bırak gol atmayı şunun falan filan ya. Adam Santfor gibi veya orta saha bir 10 numara gibi gole gidiyor. Yani duran topta da değil. Oyun içinde de gidiyor, topa basıyor diyor. Ya müthiş bir adam. Yani var ya Galatasaray bunu bana göre onu kaçırmasın ya. Kaç yaşında bilmiyorum ama 27 yaşında. 27 yaşında esasında o gider. Bana göre her takımda oynar. Yani Avrupa'nın her takımında oynayacak bir şey futbolcu. Yani Sanchez bana göre maçın yıldızıydı. Gökhan keskin maç sonu açıklamasında da söylemişti. Zaten biz bunu turnuva sonrası da konuşmuştuk. Zaten Güney Amerika'da turnuvadan çok sonra iyi Copa Amerika'da. Copa Amerika'dan sonra en, iyi, en savunmacıydı. iyi savunmacıydı ve dünyada da şu anda en iyiler arasında yazılabilecek bir isim ama gerçekten. Da... Galatasaray o anlamda bir çok şanslı. De, tabii ama bir de bırak ona ya savunmayı. Bir de o kadar çabuk tabii. ya bunu bir ya Bir de, bir de... Emre, e, Emre Tuğrul şu anda editör. Bu gece e, beni uyandırdı. Teşekkür ediyorum Emre. Güvenç kurtar bir stoper beğeniyor. Tarihe geçsin, kayıtlara geçsin. <laughs> Yok, oğlum. Aa, şey ama. Serdar var. Aziz'den sonra. Omayin <laughs> sayısı mı? Ne, doğru. Ama onun beğendikleri hep evet. gidiyor. Mevcut olanlardan yani forma şansı evet. bulan. E şöyle diyelim, oynayan ve beğendiği stoperi bulmak zor. Ama evet. bu maçta atılması gereken bir stoperdi ama. Ya, ya bir kere var ya şimdi ben Santroford'um tamam mı? Bunda depar atıyorsun. Bırr senin önünden geçiyor, evet. alıyor topu var. Bunda yani ya mücadeleye insan... giremiyor. Bir kere adamın moralini bozuyor şeyleri. Şu vardı da en yani son bazı ya. maçlarda var. Çok aşırı özgüvenli bir oyuncu. Bazen o aşırı özgüveni, konsantrasyon düşüklüğüne sebebiyet veriyor. Ya sen de bir tane seni buldu benden beter. Bak Zafer beter <laughs> selam söylüyor. Öyle Biz mi? izliyormuş <laughs> Selamlar Zafer Tüzü'nü. E evet. Onlar bizi izliyorlar şimdi orada. Bütün Şeyde hepsi. mi dernekte mi? Dernekte unuttuğum kim var şimdi orada? Dernekte unuttuğu kim varsa dernekte <laughs> <herkesle> dernektekiler. <laughs> tam sıradı tam liste versinler hocam. Sana. Ya sen unut say buradan. <laughs> Valla fal unuttum ya adamlar olabilir ya. E hepsi bizi seyrediyorlar selamlar. hepsi. Neyse Trabzon maçında konuşacağız. Konuşacağız Onlar Trabzon Onlar çok ümitlidir oradaki bizimkiler. Yani Trabzonlar Fenerbahçe maçından. Neyse şimdi şeye geleyim. Şimdi penaltı. Şimdi biz Mustafa Hoca ile ben burada maçı anlatıyordum. Arada girdim. Mesela izliyorum. Dedi ki penaltı. Şimdi Galatasaraylar bana kızacak. Öyle penaltı olmaz ya. Penaltı Nasıl olur dedim. Hocam, ya penaltı. şimdi o zaman şimdi onu dedi ki ya maç durur dedi işte şey olursa vara giderse falan. E sen bu kadarcık dokunmayla top oynayamazsın sen. Futbol oynayamazsın. Futbol bir de temas var ama bundaki temas onu o kadar düşürecek bir temas değil. Yok öyle bir şey ya. Ya şu kadarcık temasla hani üflesen düşecek. Olmaz. Yani olmaz. Öyle bir temas yok ona. Hani bir darbe yok. Güm diye bir darbe yok ki. Sanchez'in şeye vurdu, Rafa Silva'ya vurduğu gibi falan öyle bir şey yok. Yani bir tekme falan. Arkadan giderken değiyor. Değmiyor değil. Ama onunla o yıkılmaz ki. Onun var ya daha 5 misini vursan yıkılmaz istese yıkılmaz. Orada kendini attı. Ben olsam vermem yani. Galatasaray bana kızmasın. Ama iki tane duran toptan gol attı. Bana göre müthiş. Yani öyle veya böyle. Yani hakem de belki şeyden, seyirciden çekindi falan veremedi sarı kartları falan filan veremedi. Ama normalinde tekrar söylüyorum var. Orada da gitseydi vara baksalardı. İşte var hocam. Ya olmaz Ya niye yok? Ya oy bak bu felsefe mahveder Türk futbolunu yani bizim Var futbolu zaten vardı. pozisyona baktı, penaltı olmadığını herhalde düşünmüş müdüre. Bey de şöyle bir yorum yapmış. Hala Davinson'un atılması konusu konuşuluyor. Bütün hakem, eski hakemler Icardi'nin pozisyonu için penaltı dedi. Hakem penaltıyı verse Davinson sarı kart görmeyecekti. Hem penaltıdan olduk hem Davinson kart gördü diyor. Ya, yani dediğim gibi ya, burada Ya, ya, bu ya, 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 ya hocalar falan çıkış, kusura bakmasın. Bizim Mustafa Hocamız dahil hepsi o bunda böyle bir penaltı yok. Böyle, o kadar değmekle bir düşsünler bakayım ya. Gelsin de ben bakayım hocalarını yani, bir değeyim bakayım. bakayım. Hocası, onu da Bani penaltı de ya, i̇sterse onu da 15'i de söylesin ya. De olmaz öyle penaltı olmaz kardeşim. Ben gayet 5 taş falan koruyacak halim yok. Aynı şey olsa yani bana şimdi öyle bir dokunmayla ben düşer miyim? Melike'yi telesen düşmez o kadar ya. Hocam hareket halindeyken yani düşersiniz. Yani yok ya ne ya zaten Allah Allah. Zaten kendini adamın arkadan vurdu yani topa yani adama bir hareketi yok. Var mı? Bana söylesin hakemler. Arkadaki adamın şeye e, ne, ikar diye bir darbesi var mı bilerek? Yok. bilerek olmasına gerek yok. Ki. Ya yok. harekete girer. Ya tamam da ya yeti çekti adam kendini. Ya o kadar devimeyle bu düş. O zaman her harekete foul verirsin sen. Her harekete. Her harekete verirsin foul'ü. Öyle şey olmaz ama maç oynanmaz. O kadarcık basiti. Ha penaltı diyenler olabilir. böyle sıfır. O, onu kurtarmaz. Ya, o, o bunu verseydi de bu penaltı olmazdı. O bu darbe işte atılmazdı falan yok. Ya biz burada Kerem'le maçı şey yapıyoruz, e, anlatıyoruz. Yorumluyoruz. Ya bir dedi ki bu barış acaba atılmadan acaba dedik ki atılmadan maçı bitirebilecek mi dedik. Barışın. Atılmadan maçı bitir bitiremezdi normalinde. E, Elle çekiyor ondan evvel. Atılması lazım kaç sefer barışın. Peki hocam buradan çıktım şimdi. eee derbiyi burada toparlayacağım çünkü diğer haberleri de konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili ne söyleyeceksin hakemden bağımsız derbide? Şimdi hocanın tercihleri, sonradan yaptığı değişiklikler, oyun Bir kere bir günevel biz burada şeye çıktıydık. Yayına çıktık Cüneş falan. Ben Beşiktaş'ın kadrosunu zaten bizimkiler de yazmış. Galatasaray'ın kadrosunu da 3-5-2 gibi yazmışlardı. Ben 4-4-2 ne veya 4-2-4 ne olarak neyse benim söylediğim gibi çıktı kadrolar. İkisi iki hoca da bana göre çok aklı başında iki kadro çıkarttı. Beşiktaş'ta çünkü niye? Endor, şey, Getson, bir de Marion. Mario. Mario, üçü. Çünkü bak sağ tarafta Rafa Silva oynuyor, Barış Boyun'a oyuna giriyor. Barış oyuna girdiği zaman Endor hep kademesindeydi. Hep Barış'a Endor gibi. Bak orta saha futbolcusu. Yani üç tane çabuk adam koydu oraya. Hı. Beşiktaş'ın bu geçiş dedikleri var ya ben o kelimeye kızıyorum ama geçişleri var ya mükemmeldi. Yani hemen tık 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 gidiyorlar ama gol yerinde çoğalamadı Beşiktaş'lar. Çok iyi geldiler oraya kadar. Harika hareketler Semih yaptılar. Semih'i nasıl buldun? Semih sopalık. Dayaklık buldum Semih'i. <laughs> Tabii bak ok, oradan kaleye Şut atamaz. İki kişi orada duruyor. Şeyde de söyledim. Sanlı abi olsaydı onu döverdi. Kulağı çınlasın. Vallahi tokatlardı onu. Zaten yapamazdı onu da. Yapamaz ya. Oradan kaleye mi vurulur? İki kişi bomboş ya. Hep yapıyorlar ama bunu. O muçu de öyle. Ernest Muçi de öyle. Muçi'yi beğendin at... mi? Ya öyle bir gol mü var? Muçi'yi ben hiç beğenmiyordum da bir gol attı. Bir ki. gol attı. Maşallah. Ya ama nasıl bir gol ya? Öyle vurdu. Bravo yani. Tebrik etmek lazım. Böyle bir gol atılmaz. Ama şey kadro olarak şey <laughs> hocayı ben tebrik ediyorum Beşiktaş hocasını. Ermusati'yi oyuna sokmadı. Değil mi? Sokmadı. Bir yanlışlık olmasaydı. Zaten sokacağı yani, bir ortam yoktu yani. Defansif yani hamle olurdu. Fark etmiyor. Yani gene sokar o. Oynatır. Yani. Defansif o fansi. Ben yani onu oynatmadı. Bana göre iyi bir kadro çıkarttı. Değişikleri de ben olsam Salih'i koyardım. Yani şeyin yerine e, gol atan çocuğun yerine Muç'un yerine. yerine. yerine ama çok güzel gol attı. Onu da söyledim biliyor musun yayında dedim. Şimdi bunu ben eleştiriyorum derken yani işte diyorum kötü şu bu falan filan derken. Bir gol atardı. Gol atardı hep öyle evet, oluyor biliyor öyle musun? Ben söylüyorum o da golü atıyor. Stoper'lere de söylüyorum onlar da gol atıyor. Geçenlerde senin bir Samet için söyledim bir gol atmıştı Stoper evet, hatırlıyorum. biliyor musun? Evet <laughs> ben de sana ne oldu demiştim. <laughs> evet. Ama diyorsun ki yine de ben e, Muç'u oynatmazdım. Ya koy. ben Salih'i niye koymuyor onu anlamış değilim. Hiç ama... şans vermedi yine kesin yani anlayamıyorum onu ama Muçu de mahcup etmedi yani hocayı. O muhteşem bir gol. Bir daha öyle bir gol atabilir mi? Bilmiyorum. Kimse de atamaz diye biliyor düşünüyorum yani. Onu Avrupa'da da kimse atamaz herhalde onu. Ne Messi ne Ronaldo ne şu bu ne bu. Beşiktaş'ın oyunu ve hocaya sorduklarımla ilgili sana da döneyim onu Özkan. Sen ne yorumlayacaksın hocanın hamlelerine, oyunu? Yani Beşiktaş cephesinin ben maçtan sonra oyunla ilgili yaptığı açıklamalara inanamadım. Yani çok iyi oynadık. İşte galibiyeti hak ettik tarzındaki ifadeleri bence sezonun hücum anlamında en kötü Beşiktaş'ıydı. Hani nasıl böyle bir çıkarım yaptılar bununla alakalı ben açıkçası bunu anlam veremiyorum. Beşiktaş'ın maçta tek isabet düştü gol. 0.56 galiba gol beklentisi. iki tane pozisyon var. Biri maçın başına Semih'in çok dar açıdan vurduğu top. Ki bence vurmaması gerekiyordu Semih'in. Evet. Bir de Mario'nun pozisyonu. Abdülkerim Bardakçı'nın araya girdiği pozisyon. İmmobile Beşiktaş'ın 9 numarası rakip ceza sahasında topla buluşması sıfır. Yani 9 numaranın sıfır, topla buluşuyor rakip ceza sahasında ve siz iyi oyun oynadığınızı falan düşünüyorsunuz. Çok tehlikeli bir durum Beşiktaş için bu. Çünkü maç eğer böyle analiz edilmişse bundan sonraki haftalarda problem yaşar Beşiktaş. İyi oynamadı. Lyon maçında da iyi oynamadı şöyle, Beşiktaş. Şöyle Belki Lyon maçından daha iyi oynadığını düşünüyorum bu maçta. Lyon maçı daha, fazla sadece pozisyon vermişti Lyon maçında. Bu kez daha az pozisyon verdi. Orasını evet, kabul ediyorum. Ama şöyle söylersen daha şey olur. Geçişlere şeye kadar ceza sahasının oraya kadar çok iyiydiler. Hakikaten Galatasaray'da, Galatasaray'da bir ara var ya bir top yaptı. Tık 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 muhteşemdi. şöyle bir şey var. Ama çoğalamadılar. Maçın şeyin içinde ben anlatırken yorum yaparken de maçı anlattı Kerem'le. Çoğu dediğin gibi ceza sahasında, oyma böyle bir kişi Yok, o, rakip o, dört kişi. Ama şundan kaynaklı işte. Çoğalamadılar. Yani Galatasaray...